İsmail Bey 5 sene önce işinin başında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Ama o kadar bilinçli davrandı ki hem yolcularının hem de kendi hayatını kurtardı. 7'de çıktım. Hareket ettim. Bir 20 dakika son oldu. Ne olduysa. İlk ne hissettiniz? İlk şu şuramda, omuzda, tam şu bölgede bir ağrı oldu. Şu bölgede sabah namazda olduydu. Geçti. Ama ben fark etmedim. Namazda secdeydiyken burada bir ağrı oldu. Hafiften bir, çok hafif bir ağrı oldu. Tekrar araba artık dolmaya başladı. Burada ağrı hissetmeye başladım. Tamamen gitmeye başladım. Birkaç yolcuya durmadım. Ön tarafta bir bayan dikiliydi. Niye durmuyorsun yolcu dedi bana. Ben dedim ki yetişeceğim bir yer var, onun için durmuyorum dedim bayana. Tersledim bir de. Niye dedi durmuyorsun dedi bana. Yetişeceğimiz yere gideceğiz dedim. İnanın Antalya çevre yoluna çıktım. Gözüm karakmaya başladı. Artık hareket kabiliyetim düştü. Terledim. Ve 8 yaşım aklıma gelmeye başladı. 8 yaşlarım böyle çocukluk. Artık şoka giriyor. Şoka giriyorum. Nasıl 8 çocuklarım yaşında... aklıma geliyor. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Halüsinasyon görmeye başlıyor. İmdat tam şu şekilde Şahal Hanım, oturuyorum. Bu oturma kabiliyetim. İmdat şu elimin dibinde duruyor devamlı. İmdat tamam. Diye otobüsü durdurduğun anda çekilen bir kol vardı. Evet. Şu kolumu tuttum, çekemiyorum. Fark ediyorsanız zaten şu kolumu asılıyorum. Şöyle döndürüyorum bu kolumu. Buradan çekmeye çalışıyorsunuz. Buradan çekmeye çalışayım, yine çekimi. Yardım ondan sonra istiyorum. Artık kendime güvencem kalmadı. Yardım ondan sonra yapamadığınızı istiyorum. Yapamadığınızı anladınız. Yapamadığım için. Allah kalp krizi geçirdiğinizi düşündünüz mü peki? Ne oluyor bana diye? Hayır. Hey, düşünmediniz. Anlayamadınız. Şu aklıma geldi. Felç aklıma geldi. Kalp krizi değil de felç oluyorum dedim ben artık. Felç oluyorum dedim. O aklıma geldi. Sonradan yalnız hemşireye müdahale ettikten sonra ambulansın içinde sordum. Ambulansta götüren hemşireye sordum. Bana ne oldu dedim. Ayıktım. Ne oldu bana dedim. Yok abi dedi. Çocuklarımı sordu. Eşimi sordu. Kaç çocuğum vardı. Nereye gidiyorum diyorum. Hastaneye gidiyoruz diyor bana. Sordum hep kelime. Aynı kelime. Ondan sonra 7-8 gün ameliyattan çıkıncaya kadar hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet, muhtemel bir kalp krizinin erken ve ilk işaretlerine bakalım hocam isterseniz. Sonrasında da kalp krizi anında yapılması gereken şeyleri de bir kez daha buradan ekranlarımızdan izleyicilerimize bilgi olarak paylaşalım. Bir de bir çağrı yapalım. Çağrı önemli bir şey Çağla. Son zamanlarda biliyorsun önce bir metroda bir problem oldu. Bir kriz, kalp krizi geçirdi bir metro şoförü. Evet. Problem oldu. Bir sürü insan yaralandı. Birkaç gün önce Sivas'ta aynı şey oldu. Kalp krizi geçirirken insanları arabadan üzerine sürmek zorunda kaldı şoför. Evet. Belediye başkanlarına buradan bir çağrı yapalım. Özellikle büyükşehir belediye başkanlarına. Bütün şoförlere aynı Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi veya havacılık sektöründe olduğu gibi belli aralıklarla kalp sağlığı testi yapılmasını mecbur hale getirsinler. Bu yapılmazsa bu tip işler daha çoğalacak. Çünkü toplu taşıma meselesi bizim ülkemizin çok gündeminde. Ve toplu taşımayı bırakmamız da mümkün değil. Bırakmayalım zaten, iyi bir şey. Ama şoförlerin bu konudaki dikkatlerini biraz daha maksimize etmemiz, biraz daha yukarıya doğru çekmemize fayda var. Kalp krizi ben geliyorum der Çağla. Yani ben geliyorum derin mesafesi çok önemli. Yani eğer göğsünüzde bir ağrı varsa, sabah namazında hissetmiş bunu o şoför arkadaşım. Eğer göğsünüzde bir ağrı varsa, o ağrı özellikle tam da tarif ettiği yerde, sol omuzda, iman kemiğinin hemen üzerindeyse. Ve eğer o iman kemiğinin üzerinde veya sol omuzunuzdaki ağrı sol kolunuza boylu boyunca yayılma eğilimindeyse, bunun kalple ilgili olması ihtimali fazla. Bir, iki, eğer böyle bir ağrıyı yürürken hissettiğiniz, namaz kılarken, hareket yaparken hissettiğiniz, hareket halinde, durunca geçiyorsa, o zaman o ağrı yine kalple ilgili olma ihtimali fazla. Çünkü hareket ettiğiniz zaman kalbin istediği kadar kanı ve oksijeni, besini kalbe taşıyamadığınız için kalp ağrıyla sizi uyarır. Yani her işaret aslında sizin için bir imdat işaretidir vücudunuzdan gelen. Buna dikkat etmeniz lazım. Çoğu insan yıllarca bu aralar çeker, bir kalp kontrolüne geçmeyi ihmal eder. Ama biraz daha geriye gidelim. Bu kalp krizi eğer bahsettiğim beraberinde ağrıya eşlik eden baş dönmesi, ölüm korkusu, terleme, böyle vücudunuzdan bir şey çekiliyor gibi hissediyorsanız o daha da ciddi, tansiyonunuzla düşmeye başladığını, kalbinizin artık pompa yapmak gücünün hemen hemen çok minimize olduğunu, çok az bir noktaya doğru kalp pompa gücünün düştüğünü işaret eder. İşaret o çok olabilir, daha önemli. Böyle bir durumda tek başınızaysanız yapacağınız ilk iş, araba kullanıyorsanız hemen ve acilen arabayı sağa çekin ve durun. Dörtlerinizi yakın, camlarınızı açın, size ulaşabilmesi için insanların ve hava için, bir de insanlara ulaşması için kilitli olabilirsiniz. Çok önemli. Ve anında
Boynunuzu gevşetin, koltuğunuzu arkaya alın ve uzanın. Evinizdeyseniz hiçbir şey yapmayın. Ve stüdyodasınız, bir iş yerindesiniz. Anında hemen kendinizi yere bırakın. Sırt üstü yatın. Mümkünse ayağınızı biraz yukarıya kaldırın. Birileri varsa onlar bu işi yapsınlar. Size yardımcı olsunlar. Mesela biraz önce rahmetli Zeki Emre'nin stüdyoda yapıldığı gibi koluna girip o kriz anında odaya götürür. Yürütmeyeceğim. İşte gazeteciler falan var herhalde görmesinler tabii, tabii, tabii. Diye uğraşıyorlar. Zekilerin düştüğünün görmesini istemiyor evet. Muhtemelen. Evet, ama veya düşeceğini ama onun o esnada yapalım. Onların hepsi bir şekilde kayıttan silinebilir veya onun hayatı o kayıtlardan çok daha önemli kesinlikle. Olabilir. Yapacağımız şey böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman hemen ve süratle elimizde mevcutsa en yakın noktadan ve elimizde varsa hemen o kişinin ağzına aspirin atmak. Aspirin. Bir adet asetil salisilik asit içeren bir tableti. Markası farklı olabilir. İçerisinde asetil salisilik asit olsun. 500 mg'lık bir asetil salisilik asit tabletini süratle ağzından atın. Çiğnesin ve ağzında soğursun onu. Dil altından inebildiği kadar eminsin. Çünkü ilk 30 dakika kardiyolog arkadaşlarımın deyimiyle güzel bir deyim. Altın fırsat dönemi. O dönemde mümkün olduğu kadar ambulansın çabuk çağırılması lazım. Ambulansın çağırırken kalp krizi geçirmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu konusunda bilgilendirilmesi lazım. Ona göre ambulansın içi organize edilsin. Ve ambulans daha yoldayken size gelmeden, hastanıza gelmeden en yakın kalp hastanesi, en uygun, en donanımlı kalp hastanesi hangisi onu belirlesin. Ona göre planlı olsun. Üç, mümkün olduğu kadar o kişiyi hareket ettirmeyin. Doktorun hemşiresinin gelmesini bekleyin. Çünkü onlar gelir gelmez hayati verilerine bakacak, nabzına bakacak, tansiyona bakacak. Evet. Sonra onun ne şekilde taşınacağını, taşınırken hangi tedavilerin öncelikle uygulanacağına karar verecek. Ama bizim yapacağımız şey evde aniden ve süratle o kişiyi uzatmak, göğsünü açmak, rahat soluk almasını sağlamak. Ve kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı anında vermek. Mümkünse ayağını biraz yukarıya kaldırıp acil servis hizmetinin en kısa zamanda almasını çağırmak. Bir üstü kalp durması olabilir kriz esnasında. Keşke hepimiz yapabilsek, bilsek. Biz tıp fakültesinde bize öğretilir. Paramedikleri yani sağlık ordusunun tamamı bilir kalp masajını. Kalp masajı aslında... Ama bizim de bilmemiz gereken lazım bir şey. Çağla. Yani biz bir konuda bir şekilde aslında bu programlarda da yapalım biz de. Acil sağlık ile ilgili arada bir şey koyalım. Yani bir Allah korusun yanık olunca ne yapmak lazım? İlk müdahalede evet, neler bravo. Yapılabilir? Bir astım krizi olunca ne yapmak lazım? Yani evde ilk müdahaleyi toplum olarak bilmiyoruz. Aslında tabii bu konuda çok eksiyiz acil konusunda. Yani deprem konusunda eksiyiz, yangın konusunda eksiyiz. İnsan başına gelmeden anlamıyor ve çok önemsemiyor biraz, aslında. Biraz uzak durmayı seviyoruz evet. Ruhsal olarak. Korkuyoruz belki de işte. Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Peki. Ama önemli bir konu. Kesinlikle önemli. Önümüzdeki haftalarda yine bunun üzerinde duralım, altını çizelim ve tüm bilgileri vermeye devam edelim ama kalp krizinde tek sorun kolesterol mü? Ve tabii ki kolesterol deyince de hemen çok sağlıklı olduğunu bildiğimiz yumurta ilişkisine isterseniz bakalım. Bakalım. Çağdaş, bu kalp krizi hiç kolesterol yüksek olmayan kişilerde de tamamen normal olan kişilerde de kalp krizi görülebiliyor. Kalp krizi kolesterolü yüksek, damarı tıkalı bir kişide kolesterol ve damar tıkanıklığından değil, kalpteki ritim bozukluğundan da o kaynaklanabiliyor. Kalp durması dediğimiz hadisenin de kaynaklanabiliyor. Ama biliyoruz ki kalp krizi geçirenlerin çoğunda kolesterol yüksekliği problemi var. Daha doğrusu kolesterol dengesizliği. Ve bu kolesterol dengesizliğine eşlik eden bazı belli hatalar var. Kolesterol tek başına trigliseridiniz 80 ise, açlık şekeriniz 70-80-90 ise, 3 aylık şeker ortalamanız 5.5'in altındaysa emin olun ki o kolesterol sizi kolay kolay kalp krizine sürükleyemez. Hele hele iyi kolesterolünüz de elin üstündeyse arkanıza yaslanın ve o kadar çok gamlanmayın. Ama kolesterolünüz 100 iken de trigliseridiniz 500 ise o 100 kolesterol sizde en zararlı kolesterol haline dönüşebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.